Merhabalar arkadaşlar. Bugün yamuk konusunu işleyeceğiz. Öncelikle yamuğun açı bölümünden bahsedeceğiz. Yamukta karşılıklı kenarlar yani alt taban ve üst taban birbirine paralel olduğu için A açısıyla D açısı, B açısıyla da C açısının toplamları 180 derecedir. Ve yamuğun üst tabanından alt tabanına attığınız her yükseklik haşa eşit olur. Yani isterseniz dışarıdan da atarsanız bu yüksekliği, bu da haş olmak zorundadır. İlk sorumuza geldiğimiz zaman yine A ile D'nin A açısıyla D açısının toplamı 180 olması için 55, 90 ve 180'e tamamlayan açı 35 derecedir. İkizkenarlıktan dolayı B açısının üste kalan kısmı da 35 derecedir ve X 110 derece gelir. Çünkü üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. Geldik ikinci sorumuza. Öncelikle ikizkenar üçgenden dolayı 40, 70, 70'tir açılarımız. Ondan sonra E açısının sağ tarafında kalan açımız 180'e tamamlayacağı için 65 derecedir. Unutmuyoruz. Alt taban üst tabana paralel olduğu için paralellik varsa Z kuralı vardır. Ve Z kuralından dolayı burası 65 ise şu tek çizgi olan açımız da 65, diğeri de 65'tir. Üçgenin iç açıları 180'e tamamladığı için de x 50 derece oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Az önce demiştim, üst tabandan alt tabana attığınız her yükseklik birbirine eşittir. Ve genel kural olarak şunu da bilin arkadaşlar, 30, 45 ya da 60 derece görürseniz karşılarına dik çekmeyi unutmuyorsunuz. 90'ın gördüğü 10 ise 30'un gördüğü 5'tir. Bu yükseklik 5 ise bu yükseklik de 5. 45, 45, 90 yani ikizkenar dik üçgenimde 5, 5, 5 kök 2 size doğru cevabı verir. Dördüncü soru. Genelde yamukta üst tabandan alt tabana ya dik çekeriz ya da paralel çekmek %80 soruları bize getirir. Öncelikle C'den AD'ye paralel olacak şekilde çekersek, aynı şekilde şuraya bir haş yazdığımız zaman A açısı 70 ise haş açısının sağ tarafı da 70'tir. Z kuralından dolayı burası da 70, burası da 70. İkizkenar olduğu için 70'in gördüğü 10 ise 70'in gördüğü 10'dur. Paralel olduğu için burası buraya ve yeni çektiğimde AD'ye paralel olduğu için DC ile AH birbirine eşittir. Cevabım 16 gelir. Buradaki, bu sorudaki en önemli özellik A artı B açısının 90 derece olması. Çünkü klasik bir örnektir ve siz yine C'den AD'ye paralel çekerseniz az önce yaptığım soru gibi A'daki alfa ile haşın sağındaki alfa birbirine eşittir. Alfa beta 90 olacağı için burası dik oldu C açısı. 4, 4'e paralel olduğu için AH 4'tür. AD 6 olduğu için CH da 6, 6, 8 onu görüyoruz. Bize yamuğun çevresini sormuş. Yamuğun çevresi de toplarsak kaç gelir arkadaşlar? Yani 4 artı, 10 artı, 6 artı, 4 artı, 8'in toplamı bize 32'yi verir. Devam edelim. Paralellik var ve açıortayın karşısından dik gelmiş. O zaman biz C ile D'yi şöyle üçgen olacak şekilde birleştirirsek hem açıortay hem dik hangi üçgende vardır? İkizkenar üçgende olur ve AB 11. O zaman şuraya da K dersek AK'da ne olacak arkadaşlar? Yine 11 olacak. O zaman KD'ye 5 kaldı. Üst taban alt tabana paralel olduğu için de şöyle farklı bir renk alırsak 5'in 11 oranı temel benzerlik teoremimiz. DC'ye x dersek x'in yine 11'e oranına eşittir. Buradan DC dediğimiz x'imiz 5 gelir. Devam edelim. Ve yine paralellikte en çok kullanacağımız şey ya Z'dir ya da kelebektir. Şuraya baktığımız zaman DC ile AB birbirine paralelse burada kelebek oluşur. Kelebek oluştuğu için de biz öncelikle şuradaki
Benzerlikleri, benzerlik oranını kullanacağız. EC'ye K dersek AE 3K oldu. Ve K'ya 8 gelirse 3K'ya 24 gelir. Devam edelim. Aynı mantık size demiş ki AD CE'ye paralel. O zaman biz şu paraleli uzatırsak DC 6 ise şuraya H yazdığım zaman AH da nedir arkadaşlar? Yine 6'dır. Geriye 18'den geriye 12 kaldı. Şuradaki kelebeğe bakarsak 6'ya farklı bir renk alalım öncelikle. 6'ya x dersek 12'ye 2x diyeceğiz. Buradan sonra arkadaşlar AD ile CH birbirine eşit olduğu için 3x 12'ye eşit. X de buradan kaç geldi arkadaşlar? 4 gelir. Devam edelim. Yine baktığımız zaman bu kelebek benzerliğinin paralelliği size geçen sene söylediler 9. sınıfta. Aynı şekilde hem de yüksekliğin oranını verir. Yani 20'ye 2K geliyorsa 30'a 3K geldi. 2K'ya 2H geliyorsa şurası 3K'ya da ne gelecek arkadaşlar? 3H mı gelecek? Toplam 5H 40 olduğu için H buradan 8 gelir. Biz x'i yani 3h'ı istiyoruz. O yüzden de arkadaşlar 3h da kaç yaptı? 24 yapar. Devam edelim. Geldik konunun ikinci kısmına. Orta taban muhabbetimiz. Orta taban aslında çok zor değildir. Üst tabanla alt tabanı toplayıp ortayı buluyorsunuz. Yani ikiye bölüyorsunuz. Zaten orta tabanın özelliği iki sayının tam ortası demektir. Burada da iki kenarın tam ortası olur. Sağ tarafa geldiğimiz zaman da burada aslında genelde size formül verir ama bu formülü kullanmaktansa benzerlikten de gidebilirsiniz. Nasıl? 1'in 2'ye oranı C bölü 2'nin C'ye oranı diyebilirsiniz. Aynı şekilde 1'in 2'ye oranı C bölü 2'nin C'ye oranı yine diyebilir. Burada hiçbir problem yaşamazsınız. Ve şu K'dan F'ye olan kısım da yine 1'e 2 oranından A bölü 2 gelir. Zaten formülümüzde A eksi C bölü 2 gelmesinin nedeni de KF'den LF olan kısmı çıkartırsanız A eksi C bölü 2 bulursunuz. Yani formülün nereden geldiğini de görmüş oluruz. Devam edelim bununla alakalı sorularımıza. Şimdi burası 8 ise 1'e 2 orandan EK 4 oldu. DC 8 olduğu için yine 1'e 2 orandan LF de 4 gelir. Hemen bir renk değiştirirsek bizim ABC üçgenine baktığımız zaman yine ne olacak? 1'e 2 orandan tersten gelirsek bu sefer 9'a 18. Yani orta taban zaten tabanın yarısıdır. O zaman KL'de ne geldi? 5 geldi. Bizden EF dediğimiz kısım toplarsak 13, KL dediğimiz kısımda 5 oldu. Cevabımız 18 gelir. Yani illa burada formül kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt iki tane benzerlikten cevabı bulabilirsiniz. Karşınıza çok çıkacak. Zaten ben size sürekli şunu diyorum. İki tane açıortay varsa AABB demeyi unutmayın. Ve AABB dediğiniz zaman alfa, 2 alfa artı 2 beta 180 derecedir. Alfa artı beta da 90 derece olarak buluruz. Buradan sonra alfa ile betanın toplamı 90 ise o zaman DEA açısı da 90 derece oldu. Hemen bir renk değiştirelim. E'yi yani E'den DC ve AB'ye paralel olacak şekilde bir EH çekersek buradaki Z kuralından dolayı çünkü paralellik var en çok yardımcınız. Alfa yine aynı şekilde Z kuralından dolayı paralellik var. Burası da beta olur. O zaman alfa alfaya eşit. Beta da betaya eşit olacağı için DH, HE'ye, HA da yine HE'ye eşit oldu. Klasik tabirle muhteşem üçlü dediğimiz kısmı görmüş oluyorsunuz. Buradan sonra biz 7 ile 11'i toplayıp 2'ye bölersek HE'yi bulmuş oluruz. Yani orta tabanı bulmuş oluruz. Orta taban 9'sa o zaman DH ile HA da 9'dur. AD dediğimiz kısım da 9 artı 9'dan ne geldi? 18 gelir.
Devam edelim. Yine aynı mantığın farklı tarz bir örneği. Yine iki tane açıortay görsek AA, BB diyoruz. 2 alfa artı 2 beta bir önceki soruda yaptığım gibi 180 derece. Alfa artı beta ne geldi arkadaşlar? 90 derece gelir. O zaman alfa artı beta 90'sa bizim CFB açımız dik oldu. Buradan sonra yine aynı şekilde bir paralel çekersen DC ve AB'ye, burası ne olacak? Z'den dolayı burası B. Aynı şekilde Z'den dolayı da CFH diyelim. CFH açımda alfa oldu. Buradan orta taban olduğu için 4, 4 ve 4 diye ayrıldı. Son hamleyi yaparsak arkadaşlar 4 ile 16'nın toplamının yarısı bize EH'ı verecek. Toplayalım. 4 artı 16 bölü 2'den x artı 4'e eşit oldu. O zaman gerekli işlemleri yaptığımız zaman x artı 4 10. X de buradan kaç geldi arkadaşlar? 6 gelir. Devam edelim bir sonraki soruyla. Açıortayımız var. Şu E'den devam ettirdiğimiz zaman zaten paralellik var. O zaman buradan ne geldi? Z mi geldi? Burası 11 ise o zaman şuraya HC dersem HC'de ne oldu arkadaşlar? 11 oldu. Zaten bize yan tarafta ne verilmiş? DE'ye K dersek AE ne oldu? 3K geldi. En sevdiğimiz özellik paralellikte ya Z vardır ya da kelebek kuralı vardır. Hemen şöyle bir kalemimizi değiştirelim. 3K'ya 9 geliyorsa K'ya 3 geldi. O zaman DC'de kaç oldu arkadaşlar geriye? 8 kalmış olur. Gelelim ikizkenar yamuğa. Zaten ikizkenar yamuk, dik yamuk ve alan olmak üzere geriye 3 tane kısmımız kaldı. İkizkenar yamuğun en büyük özelliği yandaki iki kenar yani AD ile BC kenarları birbirine eşittir. Bunlar birbirine eşit olduğu için de aynı şekilde B açısıyla A açısı ve D açısıyla da C açısı birbirine eşit olur. İkizkenar üçgende en çok kullanacağınız özelliğe gelirsek D'den ve C'den birer dik atarsanız burada iki tane eş üçgen oluşur. Yani şuraya H, şuraya K dersek AK, HB'ye eşittir. Zaten yüksekliklerimiz de birbirine eşit olduğu için iki tane eş dik üçgen çıkmış olur. Hemen C'yi de buraya getirirsek, şuraya da B'ye B dersek arkadaşlar, C artı 2B de bize A'yı verir. Zaten bunu çok kullanacağız birazdan. Devam edelim soruyla. Şimdi ikizkenar üçgen olduğu için B açısıyla A açısı birbirine eşittir dedik. O zaman B açısı 40 artı 30'dan 70 ise A açısı da ne olacak? 70 mi oldu? Zaten üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. O zaman toplarsak 100 geriye x'e kaç kaldı arkadaşlar? 80 kalır. Devam edelim sıradaki soruyla. Biz buraya alfa alfa dersek o zaman A açısı ne oldu? 2 alfa mı geldi? 90 alfa ve 2 alfa yani bunun 180'e tamamlaması için 3 alfanın 90 derece olması lazım. O zaman alfa kaç geldi? 30 gelir. Alfa 30 derece ise o zaman karşımıza direkt 30, 60 ve 90 üçgeni geliyor. 30'un gördüğü 8 ise 90'ın gördüğü 16 olur. Buradan sonra biz A açısına 30 dedik. O zaman Z kuralını kullanırsak D açımızın üst tarafı da 30 oldu. İkiz kenar üçgenden dolayı BC 8 ise DC de 8 gelir. Yani biz çevreyi toplarsak 8 artı 8 artı 8 artı 16'dan cevabımız 40 gelir. Devam edelim diğer soruyla. Zaten bu konu anlatımın bu kısmını yapmıştım. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi
Bir ikizkenar üçgen görürsek dik çekeriz. Hem D'den hem de C'den aşağıya, yani yükseklik diğer ismiyle. Ya da zaten 45 gördüğüm yerin karşısına dik çekmek bir adettir. O yüzden 45'in karşısına dik çekseniz aynı sonucu bulmuş olursunuz. Burada 45-45-90 üçgeni olduğu için 90'ın gördüğü 6 kök 2 ise 45'in gördüğü 6 ve diğer 45'in gördüğü yani yüksekliğimiz de 6'dır. Yükseklikler birbirine eşit olduğu için şuraya H dersek CH da 6'dır. Bu ikizkenar yamuk olduğu için A açısıyla B açısı birbirine eşit olacağı için B açısı 45 derece, 45-90 ve şu C açısı da yine 45 geldi. Yine 6-6, 6 kök 2 yani ikizkenar dik üçgenin en büyük özelliğidir. 6-6 olduğu için geriye K'ya sadece 12'den dolayı 4 kaldı. O zaman X zaten ne olur? 4 olur. Devam edelim diğer soruyla. İkizkenar üçgen. Şimdi ikizkenar yamukta ne yapıyoruz? Yine iki taraftan da dik mi attık? Hem buradan hem de buradan dik atıyorum. Birazdan sağdan attığım diki sileceğim. Çünkü daha rahat ökliti görmenizi isteyeceğim. Burası 6 ise burası 6 oldu. Geriye kalan 4 de 2-2 şeklinde sağa ve sola dağılmış oldu. O sağa çektiğimiz dikliği silersek de oranın tamamı, hemen bir renk değiştirerek yapalım, tamamı 8 oldu. 2 çarpı 8 bize h'ın karesini verir. H kare pk dediğimiz kısım. O zaman h buradan 4 geldi. H'ı 4 bulduktan sonra da en bariz özelliklerden bir tanesidir zaten. Dik kenarlardan birisi diğerinin 2 katıysa, yani 4 2'nin 2 katı olduğu için hipotenüs olan x küçük olanın kök 5 katı olur. Yani cevabımız 2 kök 5 geldi. Devam edelim. Bize öncelikle ikizkenar üçgen olduğunu söylemiş ve HK'ya A dersek KH'a EK 2A oldu. Zaten biz benzerlikten dolayı, yani paralellikten dolayı kelebek benzerliği olduğunu biliyoruz. 2A'ya 8 geliyorsa A'ya 4 geldi ve biz D'den aşağıya dik atarsak da ED ile K dersek attığımız dike HK'da 8 oldu. Aynı şekilde C'den de aşağıya dik çekiyorum. AK 12 ise o zaman şuraya da L dediğimiz zaman LB'de ne oldu arkadaşlar? Yine 12 oldu ve KL'de 10 gelmiş oldu. Son olarak rengimizi değiştirirsek bizden istediği yer HB'dir. Burada dikkat edin, gidip de AB'nin tamamını almayın. Soru yanlış olur, bu kadar emeğimize yazık olmasın diye. H ile B aralığını alırsak 12 ile 8'in toplamı 20, 10 daha cevabımız 30 oldu. Devam edelim. Geldik ikizkenar üçgenin en bariz özelliğine. İkizkenar yamukta iki köşegen birbirine eşittir. Ve iki köşegen birbirine eşitken yanda kalan OBC açısı ile DAC açısı birbirine eşittir. ADB açısı ile ACB açısı birbirine eşittir. Aynı şekilde bunların üstünde kalan açılar da alfa dersek bu açılar da birbirine eşittir. Ve Z kuralından dolayı, hemen farklı bir renkle gösterelim onu. O çünkü birazcık önemlidir bizim için. Şöyle Z kuralından dolayı aşağısı, yani OAB açısı ile aynı şekilde Z kuralından dolayı OBA açısı ikisi de alfa gelir. Ve burada iki tane ne oluşur? Hem kelebek olduğu için zaten benzerdir ve benzer olan iki tane ikizkenar üçgen oluşmuş olur. Devam edelim bununla alakalı sorulara. Zaten en klasik örneklerdir ve karşısına gelecek en zor örneklerdir arkadaşlar bunlar. Size DB ile CE'yi ne vermiş? Eşit mi vermiş? DB ile CE birbirine eşitse aynı şekilde biz A'yı çekersek, AC'yi çekersek, şöyle birazcık daha kalın yapalım. AC ile de CE de ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit mi oldu? Bir kalem değiştirelim. Buradan sonra arkadaşlar, burası 35 derece ise
O zaman burası da 35 olacak ve geriye kaç derece kaldı? Açıma 30 mu kaldı? İkizkenar olduğu için burası x ise burası da x'ti. 30 yani 2x artı 30 180 yapacağı için buradan 2x 150, x de 75 cevabını buluruz. Devam edelim diğer soruyla. Gerçi çözüm verilmiş ama yine de göstermiş olalım. Arkadaşlar hem diklik var hem de size z'den dolayı şu dört açının birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Bu dört açı birbirine eşitse şurada ikizkenar dik üçgenlerden dolayı nasıl olsa orada bir çözüm verilmiş. Ben de onun farklı bir çözümünü yapmış olayım size. Hani bir çözüm de benden görmüş olursunuz. 45, 45, 45, 45 dersek ikizkenar dik üçgenler çıkıyor. Hemen şu rengi değiştirelim. Dik çektiğim zaman yine aynı şekilde 45, 45, 90'lar oluşacağı için 6 dediğim 3, 3. O zaman burası da 3 geldi. Aynı şekilde diki çekersem burası da 9, 9. Yine ne oldu ikizkenar üçgenlerden dolayı? 9 olmuş oldu. Bizden zaten istediği ikizkenar yamuğun yüksekliğidir. O da ne geldi arkadaşlar? Toplarsanız 12 olur. İster bu çözümü değerlendirin, isterseniz de yapılan çözüme de bakabilirsiniz. İkisi de önemli olan doğru sonucu bulmak olduğu için ikisi de uygundur. Devam edelim. Şimdi aslında FÖY'ün en takıntılı sorularından bir tanesi olabilir. Dikkat edilmesi gereken sorularından bir tanesi olabilir. İkizkenar yamuk olduğu için A ile B birbirine eşittir. O yüzden şurayı işaretlersek ve alfaya alfa dersek şu küçük olan yani F, C, B açısına da beta dersem o zaman şurası ne olacak? Alfa artı beta olmayacak mı? Yani iki iç kendisine komşu olmayan bir dış açıyı verir. Alfa artı beta ne oldu? Alfası olduğu için geriye beta mı geldi? Ve buradan sonra bir renk daha değiştirelim. Şu iki üçgen birbirine benzer iki üçgen olur. Neden? Çünkü alfa beta üçüncü açı, alfa beta yine ne olacak? Üçüncü açı mı? Hatta üçüncü açıyı taralı açı yapalım ki daha rahat gözüksün. O zaman direkt biz benzerliğimizi kullanırsak son olarak zaten sorunun son bir şeyi kaldı. Burada beta'nın gördüğü 6, diğerinde beta'nın gördüğü 2, büyük üçgende taralının gördüğü 21. Hemen şöyle gösterelim. Küçük üçgende de taralının gördüğü nedir arkadaşlar? X mi? Buradan sonra önce sadeleştirme yaparsak 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. İçler dışlar yaptığınız zaman 3x eşittir 21, x eşittir 7 gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.